Çıktım kötü oldu. Üstüme çullandı hepsi. Oğulların hırsızlığına göz yummadım diye. Kızlarının rezaletine göz yummadım diye. Şevket'in ihanetine göz yummadım diye. Şevket geldi. Ya patron, Şevket'i görünce bu kızın yüzünde güller açıyor. Bir şey var galiba aralarında. Cici kız, terbiyeli. Yakışıyorlar da birbirlerine. Kaçırmayın derim ben. Ama sakın çocuklara herhangi bir imada bulunmayın. Yani o konu biraz hassas. Ha, var yani bir şeyler. Yok ama dediğim gibi lafını bile etmeyin. Etmem canım, etmem de nasıl anladım ama değil mi? Işıldadı birden gözleri. Gözleri parladı gözleri. Tamam. Peki Oğuz, o Leyla'nın kocası? Eğer emniyette bir tanıdığınız varsa lütfen ona da Şevket'e de ayrı ayrı şikayetlerimi görün. Oğuz'u da hapisten kaçtığında ben ihbar ettim. Hapisten ne mi kaçtı bir de? Ama siz neye inanmak isterseniz ona inanın. Bundan sonra da benimle çalışmanız doğru olmaz. Sizin bütün dosyalarınızı merkeze devrederim. Yaman Bey'e geldiğinizde de haberli gelirseniz görmezsiniz beni. Ama... Sizi tanıdığıma çok memnun oldum gerçekten. Sizin teklifinizden de ayrıca gurur duydum. Ama artık beni tanıyorsunuz. Hoşçakalın Mithat Bey. Güle güle. Dersin bitti Fikret ablacığım. Bırak ben yaparım, sen otur. Tamam, bitti zaten. Sen de az değilsin ha. Onların yanında nasıldın, şimdi nasıl davranıyorsun? Aa, nasıl davrandım ki? E bilmem artık. Aman babaanne. Annem yastan çıkmış. Söyleme öyle. Nereye? Nehir ablayı bir arayacağım. Selam söyle. Hı-hı. Düğünde gelinlik giyecek misin Nehir teyze? Aman yok Allah aşkına. Ne gelinliği? Zaten düğün müğün de olmayacak. Neden öyle diyorsun? Küçük bir kutlama yaparız. Bizim bahçede yaparız hem de. Olur valla. Ay icat çıkarma Sedef. Ahmet abidir. Efendim? Nehir ablacığım, Fikret ben. Aa, Fikret,